Şinas toprak her Müslüman toplulukta mutlaka münafık oluyor mu? Bunları anlayınca hemen bünyeden atmak olur mu? Yoksa şartları gitmek isteyeceği hale getirip gitmesini beklemek mi gerekiyor? Münafığı tedavi etmek lazım. Yani kendi bünyesi içinde zaten münafık gitmek ister. Yani onda bir kriz vardır yani sürekli o zeminini yapmak ister. Ama münafık bir gerekçe oluşmasını ister. Mesela bir olay olmasını, bir kavga ortamı, bir bağırtı çağırtı veyahut kovulma veyahut onun şiddetli sarsılacağı bir eleştiriyle sarsılması veyahut işte ondan hoşnut olunmadığına dair eylemler ama güçlü eylemler. Münafık bunu bekler. Hatta bunun yolunu da yapar münafık. Yani mesela kendine müdahale edilmesini ister. Kavga ortamının olmasını ister. Müslümanları kızdırmaya çalışır. Yani özellikle ahlaksızlık yapar. Mesela gider uyuyan kişiyi uyandırır. Gürültü yapar. İslam'a, Kur'an'a hiç hizmet etmez. Bir kenarda gider oturur. Boş işlerle vakit geçirir. Mesela saatlerce gider ufku seyreder. Müslümanlar çalışırken Müslümanlardan iş ister. Yani kendince küçük küçük Müslümanları kızdıracak şeyler yapar. Eylemler yapar. Veya zırva sorular sorar. Abuk subuk sorular sorar. Veyahut İslam ve Kur'an aleyhine çirkin sözler etmeye başlar. Mesela peygamberimiz de öyle oluyor peygamberimiz zamanında. Adam geliyor. Ya diyor benden diyor bak namaz isteniz kıldım diyor. Bak ahlaksız da bak. Ya Allah istiyor onlar mı istiyor? Haysiyetsiz. Zekat isteniz verdim diyor. Allah istiyor zekatı. Ya siz benden ne istiyorsunuz diyor. Gidip peygambere secde mi edeyim onu mu istiyorsunuz diyor. Bak ahlaksıza bak. Şimdi bunu duyan sahabe ne yapacak? Gidip ağzına kafa atıp darmadağın edecek yani. Öyle akla geliyor. Sabrediyorlar. Ahlaksız yani özellikle olay çıkarmak istiyor. Ya peygambere söylenecek söz mü bu? Haysiyetsiz. Nerede söylüyor peygamber? Peygamber zaten şirki ortadan kaldıran bir din getirmiş. Kendine secde edilmesini ister mi? Haysiyetsiz yani. Onun için sürekli fırsat arar münafık. Vermemek lazım. Vermeyip ama gerçekten münafıksa o zaten atar bünye onu kendine. Yani sen ne yaparsan yap atar. Ama yani sabretmez de direkt göndermeye kalkarsan bu günah olur. Yani bu olmaz. Yani sabredeceksin. Belki çünkü şifa bulabiliyor. Bazen şeytan yapışıyor. Ama bazen Cenab-ı Allah üstünden şeytanı alıyor. Ya yani bünyesi üstüne yapışmış oluyor. Alıyor. Adam kendine geliyor birdenbire. Ölüyken diriliyor. Yani çünkü komadaki bir adamın fişini çekmeye benziyor. Değil mi? Mesela komadaki adamdan hiçbir zaman ümit kesilmez. Fişini çekmek olmaz. Komadan çıkıncaya kadar beklemek lazım. Ama bazen hiç komadan çıkmıyor. Komadayken ölüyor bazen yani. Öyledir münafıktan.